Çocukluktan çıktım ekmeğe doğru. Bir gelin yavrusunu çağırın eni. Dedim kardeş nerelisin, dedi Mursalı. Kardeş olak mı şu yollarda barabar. Barabar, barabar, barabar. Ölek, 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 ölek barabar. Anne, barabar, barabar. Anne gözlerime inanamıyorum, resmen geçmiş ya, izi bile yok bak. Ne zannettin yaprak? Bravo valla, ben de tam seni vasıfsız büyücülükten şikayet edecektim. Şimdi tuhaf yetenekleri olan insanlar haber birimini arayacağız mecburen. Kız anne hakikaten nasıl geçti bu ya? Yani bilimsel bir açıklaması olmalı. Nasıl geçtiğini kimseler bilemez. Bana kalırsa korkudan geçiyor kız. Çünkü çulsuz sessiz insanlara hastane diye bir şey yok artık. Gitseler bile kolunu kanadını kırıp böbreğini afişliyorlar. Korkunun kudretinden vücut makinesi kendini yeniliyor. Yani adrenalin şeysi. Aynen. Anlıyor musun İlmen? Böyle izah edilebilir. Ya. Ne gülüyorsun kız? Ayı mı oynuyor burada ha? Dalga geçme anneyle. Bana bak. Bir sana üfürük atarım suratına. Vallahi kurbağaya döner. Yaparsın Allah senden korkulur. Mandrake Safiye İstanbul sokaklarında. Gir. Dur dur. Hemen girme. Gir hadi gir. Biriktirdiğin sigara paketlerimi havalandırıyordum. Hayır içerisi sigara kokmuş da. Sen de sigarayı bıraktın ondan söylüyorum. Ne olmuş? İçtik bir fırt. Öyle hemen bırakılmıyor. Azar azar bırakacağım. Canım sevindim valla. Öteki türlü bizim ruh sağlığımız bozuluyordu. Annem biri bir tuhaf oldu. Kadına Bursa'dan 2 bidon şifalı diazem suyu getirttik. Bana bak atar o şifalı suyu boğarım seni ha. Sabah sabah geyik çevirmeye mi daldın odaya? Hayır. Annem yastık yüzünü ve yorganı istedi. İyi. Yıkanacak da. Tamam tamam al götür o zaman. Abi kız ne diyeceğim ha? Ya bir kık. Bana bak akupunkturla falan sigara bırakılabiliyor ya tutucundan. Hı. Diyorum ki ben de sana yorgan iğnesi saplamak yoluyla sigarayı bıraktırtacağım. Böyle kulak memene ve alnındaki 11 ayrı noktaya yorgan iğnesini saplayacağım. Gör bak bir daha sigara falan arıyor musun? Ben senin 11 ayrı yerine şöyle bıçak soksam da sen de tamamen kurtulsak ha? Bana bak. Sen fazla olduram artık. Bazı konuşma kabiliyeti olan kuşlar babama senin sigara içtiğini falan söyleyebilirler. İspiyoncu ispinoz kuşları mı? Yoksa şantajcı sıdıka saka kuşları mı? Vallahi bilemeyeceğim artık. Ben neyi geçinsen iyi olur. İyi, tamam. Unutalım şu iğne işini. Ama bana bak. Sen de o kuşa söyle, o da o sigara işini unutsun, tamam mı? Yoksa kendi kendisini avlar, kanadını bağlar. Şıkıdak kubarak, şıkıdak kubarak oynarım. Sana son bir ciddi sorum var abi. Onu da sorayım, çıkıp gideceğim hayatımdan. Buyur. Hani kafamın bastığı bir şeyse şeydim yani. Ama bak şimdiden söylüyorum. Öyle sabah sabah makara çevirme gibi bir acayiplik tezgahı alıyorsan fena arpalarım kimse alamaz seni elimden. Aa. Yani senin gibi dünyaları bilen bir karı öyle durduk yerde soru sormaz insanı. Bak kesin bir uyuzluk yapacaksın şimdi. Ya ne uyuzluk yapacağım ya? Hani iyi geçinecektik? Herife bir soru soracağız dedik paranoyalara kapıldı. Ya az bir sus kızım ya. Yani hayret bir olaysın. Tamam sor sorunu. Yani olayla bir ilgin varsa cevaplayayım. Bitsin bu aşkın ızdırabı. Ya ağzına tüküreyim ya. Ya sabah sabah kim yazdı bu karıyı benim hayatıma ya? Deliye bak be. Bana bak. Biz yapışık ikiz değiliz, bir şey değiliz. Basbayağı bildiğin kardeşleriz. Ha, kendi kız kardeşine katlanamıyorsan çeker gidersin kahvele. Sırtına mı biliyorum lan ben senin? Ne demek? Hayatına mı yazılmış baş başa? Bana bak. Biz çakacağım şimdi. Duvarla yapışık kalacaksın ha. Demek yine şiddet ha? İyi. Kuş kızar bu işe. Akşama salonda ötecek. Çık 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 çık. Gel 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 şöyle otur. Hadi sor sor. Tamam. Çayda kahvaltıda gelir. Şşşt lan. Ay pardon. Ya refleks olarak şey ettim. Çene kasın bilinç dışı olarak tekerleme yaptı. Hakikaten ciddi bir soru soracağım ya. Müsabaka adabıyla ilgili. Sen her türlü kahve olayına hakim olduğu için bütün bu raconları bilirsin. Bak dinle şimdi.
Hani Kasparov bilgisayarla geçen sene bir satranç maçı yaptıydı ya. Bak şimdi, diyelim ki bu olay Haznedar'da geçiyor. Ve maçın en heyecanlı yerinde küt diye elektrikler kesildi. Ya orada olmaz öyle şeyler de İstanbul'da dakika başı olabiliyor. Şimdi elektrikler kesilince o alet hükmen mağlup mu sayılıyor? Ya kafama takıldı. Şurasına mı takıldı kafana? Ha? Hani bende makara yapılmayacaktı kız? Ya bilmiyorsan bilmiyorum deme. Hem insanın el hayatı yerlerine küt diye vurulur mu be? Kendi beynin yok diye el alemin kafasına vurunca acımıyor zannediyorsun. Bak abi, normal insanların kafasına vurunca acı çekerler. Sen de bilebileceğin bir soru sor. Yani nereden anlayayım? Satranç maçı, bilgisayar filan. Ben satrançtan sorumlu devlet bakanı mıyım ya? Bak mahsus soruyorsun ki hani bir hır çıksın değil mi? Ne yapalım? Okuyamadık işte. Cahiliz var mı? Ama niye kompleks yapıyorsun abi ya? Sanki ben Massachusetts Teknoloji Enstitüsü mezunuyum. Öylesine sordum sohbet olsun diye. Herkes her şeyi bilmek zorunda değildir, tamam mı? Okumakla falan ne ilgisi var bunun? Hem mevzu nereden senin erkekliğine dokunu da kafama vurdun anlayabilmiş değilim. Bu kadar komplekslenme, yazık sana. Ya hakikaten vallahi bak, Hıncal'la Erman gibi öyle geyik çevirip güleceğiz sandıydım. Ben bu evin maymunu muyum lan? Ha? Hadi bakalım. Gelsin de kurtarsın seni o Kasparov'dan kompiteni. Gel buraya. Vurma beni. Gel. Babam o yanağındaki morluğu sorarsa kapıya çarptım diyeceksin, tamam mı? O sigara işini de açarsan ölü bir kuş olursun.